Zeyce Hanım, Halil Bey nasıl bir insandı, nasıl bir kocaydı? Benim eşim çok sakin, çok yani şey, her yerden sevilen bir kocadır. Sevilen bir insan. Evet. Böyle evde size bir problemi yok, var mı? Yok, yok, yok. Yok, benim eşimle ne hiçbir programımız yok. Gider, emekli oldu, rahatsızdı, tez emekli oldu. Hani ya, emekli oldu. Kaç zaman gideriz, gider aylığını alır, getirir, kendine harçlığını alır. Gerisini bana verir, o rahatsız diye yapamıyor hani. Benle çocuk da gideriz evimizin, eski evimiz ne varsa alırız. Yani evde bir kavganız, yok, dövüşünüz, yok, içkisi, kumarı vesaire. Yok, yok, yok. Benim eşim içki mişki bayılma, içeriz. Bayılması var mıydı? Bayılması hele yani ilaçlar içti, hiçbir şeysi yoktu ama ondan önce ilaç kullanmıyordu. Öyle devamlı da bayılmıyordu yani. Ay sık sık bayılabilir. Yok, sık sık bayılmayı. Senede bir kere lövet geçirir. Senede bir kere. Senede bir defa oluyordu. Yani iyi adamdı çünkü amca da aynı şeyi söylüyor, kayınbirader iyi adamdı diyor. Evet. Benim eşim sevilen, şimdi komşulara da bağlanan herkes. Peki bu 34 gün olmuş yok, hani sen kocanın başına ne geldiğini düşünüyorsun? Benim eşimin başına geldiğini ben ne bileyim Müge abla, bir rahatsızlığında korkayım başka. Karası yok, benim kulu eşim yok, ne yiyeyim, ne içeyim. Şey olmaz. Hayır yani 34 gündür hani öldü mü kaldı mı endişesi taşımıyorsun. Tabii ki şey olur insan. Rahatsızlığından korkuyorum. Başka yani yoksa benim eşime kimse bir şey yapmaz. Benim eşime kimse bir şey yapmaz yani. Senin eşine bir şey yapmaz da bak mesela şimdi maaş günü vardı mesela. Hani evet. Gitti mi çekti mi falan ona da baktık hani. O da yok. Bir ay 34 gün olmuş yok. Ne yapacaklar senin eşinde hani 14 yaşında kız değil ki hani alsınlar da eve de hadi gelin olsun bize desinler. Adamın başına bir şey gelmiş 61 yaşında. İlacını da almamış 34 İlacını almıştı ondan korkuyum. İlacını ama, almamış. Ama ben ikinizde de bir endişe görmüyorum da o yüzden diyorum hani. Endişe olmaz mı Müge abla? Bıracanını yayın mecbur ne yapacaksın? Anladım. Sen konuştuğuna soru vereceğim. Anladım. Peki bir attığında hani halana da bir mesaj var. Evet. Mesela şimdi halan da diyor ki biz de gittik nerede kardeşimiz diye sorduk. Tamam. Niye kavga ediyorsunuz? Hayır sadece o kadar geldi tamam annem abla, kardeşi. Onun kardeşi ise benim de babam Müge abla benden daha çok. Ben böyle dıştan belli etmiyorum. Ben evde sinir krizleri geçiriyorum. Babansa onu soruyorsan sinir kriz falan geçirecek de bir şey yok. Onları bir kesin biz sence. Ama tamam. Geldi böyle hani direkt üstüne yürüyor annem. Ben seni kızabilirim. Haber vermedim. Ben anneme daha fazla hani anneme sen böyle yani, ayrı bir düşkünlüğüm var. Gelip onun üstüne yürüyünce. 9 gün boyuna ben seni seyrettim. Seyret ne yaptın ben? Al sevgililerle çarşının içine baban kaybolmuş geziyordum. Senin yalanın batar. Benim mi yalanım batar? Babansın al içerisinde. Ben gezmiyorum. Ben babam yalan için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 40 senedir bu. Yanımda 40 senedir ekmeğini yedin adamın cebinde parası sen olmuyordu. Geliydi, ben veriydim, annem veriydi. Maaş alıyken. Yalan söyleme sizin kardeşlerimizin şimdi bitirdim ortaya. Siz, ben senin yüzünden yine hatırlıyorum. Tamam şimdi kavga ederek bütün kirli çamaşırlarımı ortaya dökmeye gerek yok. Ben senin yüzünü yeni hatırlıyorum ya amca diye senin yüzünü bilmiyorum ben. İnsan sonunu bilmezsin. İnsansız onun için. He tabii. Yani ben öyle bir şey değil mi? İşinize gelince, işinize gelince. Asıl sen var ya işte. Sana çekmişim demek ki. Bana çekme. Benim i̇şte, Allah'a şükür. Aile. Soyun işte. Susun apartmanı başımıza tökmeyin. Evet. Çünkü apartman şey. Gel yakın. Küfür ettin. Küfürene yürüyemezsin. Gelme akım çıkıp belki apartmanı da yakabilirim. Bu kadın kimsesiz değil. Sen, ama o babansa bu da annem. Senin bir hakkın yok. Sen dış kapının sen zaten anam anam anam. Bir gün niye baba şey yapın? Ya, dış kapının dış manzalı olur mu? Konuşuruz bak. Hepiniz Allah aynı anda konuşuyorsunuz. Sizin havasının dışlıydı. Ama bak hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir saniye. Müge abla şimdiye kadar halan, bir kardeşlikleri yoktu ki. Halan dış kapının dış mandalı olur mu? Kadının kardeşi suratına bak yani kadının ikisinin de. Hem o bir ay 10 gündür şey gelmişim yoktu. Burada 7 gün 3 gün kafama yastığımı koyuyor. Babam hastaneye giderken dayım arıyor. Neden kardeşini bacısını aramıyor da dayım arıyor? Ne olacak? Aramasınlar mı yani? Hayır arasın ama bunları aramıyor işte. Hayır yani kardeşinin tarzına düşmesinler mi? Sordunuz mu hiç anca oldu? Kaç kere amcam evin yoluna bilir mi? Geldin mi? Kaç kere geldin? Kaç kere geldin?
ki kimlerde işte senin yanından yalan diye gittiler, ben haber verdim. Sen geldin ne ettin ki? Bizim aralarda gelip ağırlıktın şeydi, arabaya götürdüm, kız diyeceksin ki araba. Siz gidiyorsunuz, ben daha neye geldim? Ne zaman yalanın baktı senin? Geçen sene bizim orada bayramadın. Allah'ın büyüğü gibi yapsın. İnşallah. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar bak bir şey söyleyeceğim ya. Sizin gelin görümce tartışmanızı izin vermiyor. Müge abla sen söyle, ben sana cevap veririm. Bak bak, benim sormamsın, ben sana ne ettim ki? Kes sesini. Bak benim sorduğum, ettiğim tek şey şu. İnşallah. Diyorsunuz ki geldi ve bizden hesap sordu. Bak şimdi ben senin Servinaz Hanım'ın yerinde olsaydım seni boğardım orada. Hı. Bak çok açık söyleyeyim. Müge abla tamam. Bir dakika benim, bak. Senin kardeşin var mı kızım? Ablam var. Heh. Senin ablanın, senin ablanla ilgili böyle bir durum olduğunda da düşün ki senin ablan evli. 9 gün boyunca yok ortada, kocası size haber vermiyor. Ne yaparsın o kocaysa? Tamam da, bir dakika. Ben de tamam söyledim. Da değil. Bir dakika. Ama... Ne yaparsın o enişteyi? Diğeri tamam ben de. Ben de kavga ederim. Tamam. Ama bunlar da diyorlar ki kardeşim. Ama dinlemiyor. Bunlar da diyorlar ki bizim kardeşimiz 9 gündür yok da siz niye bize haber vermeden ve bizde olduğunu düşünüyorsunuz? Bak şimdi bir de bende olduğunu düşünüyorsun. Yani asıl şey bu. Şifre bu. Sen kocanın bende olduğunu düşünüyorsun. Ben onun ablasıyım. 9 gün eve gelmiyor. Bana açıp sormuyorsun. Nerede benim kocam, geldi mi, sizde mi? Niye geri dönmüyor? İyi mi, kötü mü? Polise gidiyorsun. Gittim polise. Ama gittim. Şimdi ama olmaz ki. Merak edince polise gidiyorum. Bunları söylesem de yapacak bir şeyler yok. Nasıl ki. Nasıl yok? Onlar da biliyorsun. Orada. Ama işte 9 gün boyunca hani eğer orada değilse bunları söylesem bir şey yapmayacaklar. Ama iyi yerinde beraber gelecekler. Zaten ifade birlik yaptıktan sonra anında duydular yani. Birlikte aradınız. Niye daha önce aramıyordunuz? Ben nasıl ediler? Bak, yani onlarla daha evvel bir küs haliniz var da evet. Konuşmadığınız yok, için. Yok değil. Vardı. Aratsak da bize vardı. Gerçeği söylemezler diye mi düşündünüz? Öyle var öyle bir şey de var evet. Yaparım. Ama yine de küs telefon açıp yani küslük ayrı şey. Acaba sizde mi, ona göre emniyete haberdar edeceğim, yetkilileri arayacağım demenizde fayda yok muydu? Vardı işte, insan ilk kayıp olduğunu mesela ilk saniyesinde giderdim ama insanın aklı gerçekten almıyor böyle bir şey. Hocam, ben her gün babam eve gelecek diye bekliyorum. Her gün eve gelecek diye bekliyorum. Yeni geldi yani, biz dilemedik tamam. Ki. Tamam, bizi bir hanımefendi arıyormuş telefon attığımız. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Müge Hanım, ben Derya'yı şahsen tanımıyorum ama bir ortak arkadaşımız var. Konu Erzincan küçük olduğu için konuşuyorduk. Tamam. Derya Hanım, benim arkadaşım Derya Hanım'ın yanına gitti bu olayı duyunca. Derya Hanım da hani demiş, neden 9 gün boyunca haber vermediniz polise? Hani kavga falan mı ettiniz diye. Derya Hanım da hayır, hiçbir problemimiz yoktu. Benim babam işte normalde altına yapıyormuş herhalde hastalığından dolayı. Sonra kendisi banyoya girmiş, çıktığında babası evde yokmuş. Bunu da polise söylememiş. Arkadaşıma da biz polise söylemedik, sen de kimseye söyleme gibisinden bir şey söylemiş. Hani polise ifade verirken de söylememiş, sizin işinize yarar diye ben sizinle paylaşmak istedim bu bilgiyi. Teşekkür ediyorum. Bir sorayım Derya'ya. Derya böyle mi? Hı? Evet. Böyle yani... Sen anlat. Dur bir dakika Zeyca. Sen anlat bakayım bir daha. Çok teşekkür ediyorum yavrum sana. Çok sağ ol. Müge abla. Sen bir gerçekleri anlat. Ha. Gerçek sakladığım şey yok. Böyle bir şeyden utanıyorum. Bunu söyleyemedim sadece. Neyi söyleyemedin? Söyleyemedin ne? Babamın altına yaptığını söyleyemedim yani. Söylemedik onu. Nasıl? Ama sonra... bu bir hastalık. Bir dakika, yok, bir tamam. Dakika arkadaşlar. Ne oldu o gün? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Babam yaptı. Ben yine bir şey yapmadım. Ben ağlayarak onun ayakkabısına varana kadar her şeyini temizledim. Duşunu aldırdım, oturtturdum. Sonra ben evi temizlerken bilmiyorum işte. Ondan öyle. Sonra ben de oturdu çay babam. Yedik. Ayakkabıları hatta dedim attım, ben yıkadım. Peteğin üstüne kurutuyordum. Banyosunu yaptırdım. Zaten her şeylerine normalde de ben yaparım yani. Bu. Sonra sen de banyoya sonra girdin. Sonra ben bir çıkayım geleyim dedi. Gelmedi. Ama çıkayım geleyim dememiş anahtara göre. Sen banyoya girmişsin. Yok çıkayım geleyim dedim. Müge abla o bağlananların... Ben banyoya girdim. Banyoyu temizlerken işte. Ben de çay kaynattım. İçtik beraber.
Niye senin kocanın banyosunu kızın yaptırıyor? Banyosunu kızı yaptırmıyor. Her işi banyo banyomuzu kendimiz yapıyoruz. Nasıl kızım? Niye yaptırsın? Hani ben banyolarını hazırladım. O yani çamaşırlarını şeyini hazırladım. Hani elbiselerini o sırada bir şey mi söyledin? Hani ağladın bir şey mi söyledin? Yok sadece yok. Kendi kendime ağladım böyle. Hani kötü o oldum. O anda altına mı yapmıştı adam? Dedik canlı yayında ayıp. Buyurun yani. Canlı yayında değil de polise gidiyorsunuz ya. Polise de söylemedik utandım yani. Utandım. Utandım. Abla söyleyemedim. Onu dedim eşimi niye şey dedim hani. Ne? Hani. Eşimi utandırdı. Sürekli yani, altına hani, kaçırıyordu yoksa o anda bir atak ayda, mı geçirdi? Ayda. Yani çünkü epilepsi hastaları atak sırasında bu tarz tuvaletlerini kaçırma yok. Durumunda kalırlar. Böyle bir şey mi söz konusuydu? Yoksa biz, sürekli mi böyle bir sürekli yapan vardı? Sürekli yapan hastalığında adam. Hastalığından mı kaçırdı hocam? Hastalığından. Bir iki ay önce falan da hani oluyordu. Benim eşim biz alıştırmak bir tekrar. Bir dakika anlamıyorum ki ikiniz konuşunca beni. Niye ikiniz aynı anda hep sürekli konuşuyorsunuz? Ha, tamam konuşmuyor. Hayır hanginiz konuşuyorsanız? İki ayda bir olurdu. Rahatsızlığından tamam, dolayı mı bilmiyorum. Tamam atak geçirdi o anda o zaman. Babanız bir atak geçirir ki bu hadisenin rahat bu hadise bilmiyorum. Rahatsızlığı dolayısıyla olduğu kesin. Evet. Sadece epilepsisi yok. Başka türlü bir olay da birleşti. Muhtemelen. Epilepsi bir belirti. Muhtemelen. Ya bir hastalıktan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz biz dolayısıyla. Arkadaşlar çok bir dakika ne ya. Olursunuz bir konuşayım. Siz tabii, soru soracağınız epilepsi hakkında reklam arasında tartışın ne olursunuz ya. Girdin banyoya. Adam da banyosunu yaptı. Sen de evdesin. Sonra sen banyoda yıkanıyorsun. Sonra yok yıkanmıyorum. Banyoyu temizliyorum. Arkadaşın öyle anlattın. Sen de doğru dedin diye söylüyorum. Sonra adam ne oldu birdenbire yani hiçbir yere de gideceğini söylemedi. Çıktı gitti. Yok kahvaltı yaptı. Normal kahvaltı yapar zaten. Çocuk hani ben çıkıyorum hani der babam günlük böyle. Hani hiçbir sorun olmaz. Kahvaltısını yapar evde durmaz. Tamam. Akşam saatinde gelir. Eğer hani bir yere gitmiyorsa. Tamam. O zaman da normal. Peki işte. Senin diyelim ki akşam saatinde babanın annesine gitme aklına geldi. Size haber vermeden gider mi? Gider. Siz yani akşam beklersiniz gelmez. Evet gelmez. Hiç aramazsınız. Köyde. Ha? Deriz köyde çünkü daha önceden de aynısı oluyordu Müge abla gerçekten yani. Haber vermiyor yani. Ama. Yok, evet haber vermiyor. Haber vermiyor. Çıkıyor. Babam telefon kullandığını zaten 1-2 sene yeni yani aldık. Tamam siz evet. Mesela eve gelmediği zaman aramaz mısınız neredesin diye? Ararız nasıl aramaz? Tamam aradığında o da annem değil mi der? Nerede olduğunu der. Gittiyse evet der. Tamam. Telefonu kapalıydı ama. O akşam da adam böyle işte o sabah biraz rahatsızlık geçirmiş her zaman yaptığı bir şey değil o güne ait bir şey. Akşam da eve geri dönmedi. Belki de hani gitti sokakta bir kriz geçirdi öldü. Araba çarptı ne bileyim yani. Anladım. Şimdi nasıl ama şimdi hayatım hastalanmış ya evde. Bir dışarıda çıkmış akşam da saat 8 olmuş 9 olmuş artık neyse artık şimdi hava 5'te kararıyor. Karardı dönmedi adam geriye. Hiç mesela merak etmediniz mi sağa sola mesela o sırada bir polise haber vereyim nerede? Yok işte yok, biz bunlardan yok rahatsızlığını işte. Ben anlamadım. Hani rahatsızlığından dolayı mı atak mı bilmiyorum ki. Oluyordu böyle hani duşunu aldırırdım. Normal devam ederdi hani bir şey kalmazdı ki öyle. Siz evde iki kadın mısınız? Evet. Başka erkek var mı evde? Eniştesinin alt üstü oturuyorlar. Hanımefendi hiçbir hastalık olmasa da iyi. Ablasıyla eşi evet çok hiçbir arada çocuklar. Hiçbir hastalığı olmasa da iyi. Bir evde yaşayan aile fertlerinden bir tanesi belli bir saate kadar eve gelmezse, normal her zaman saat 7'de 8'de evde herkes toplanıp akşam yemeğinde beraberken, eğer gelmeme durumu olursa, bir mazeret çıkarsa telefon edilir. Hiçbir telefon da yok. Belli bir saat oldu. Baktınız ki eve, bir dakika, eve gelmeyen var. Yani insan o zaman merak etmez mi? Hiç hastalık yok. Sapsağlam bir adam da olsa. Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Bir kalp krizi mi geçirdi, trafik kazası mı geçirdi? Yani mutlaka insan bir önce yakınlarını sonra da emniyet birimlerine haberler etmesi. O gece aramadınız. Ertesi gün oldu yine aramıyorsunuz. Üçüncü gün oldu yine aramıyorsunuz. Dört, beş, altı, yılbaşı geçiyor. Bir yılbaşı gecesi oluyor. Yani yılbaşı gecesi hani hiçbir şey yapmasan da bir aile ne bileyim hep beraber bir masa başında otururuz. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu gün... Annesinde diyebiliyorsunuz.
annesini aramıyorsunuz. Hani diyorsunuz, demiyorsunuz ki ya 9 gün oldu, evet, niye babam geri gelmiyor? Gidiyorsunuz karakola. 9 gün bekleniyor ya. Bize de diyorsunuz ki yani bu gayet normal, işte, siz bunu normal kabul edin diyorsunuz. Nasıl ama yani? Bizi peki bu normal tanıyan, mi? Normal ama, değil ama bizim hani haber vermememiz normal. Nasıl hani yani? Böyle evden çıkınca eşini sürekli arayan biri değil. Babam da öyle haber vermez. 9 gün kaç kere gelme diye oldu 9 gün? Daha evvel böyle bir gelmemezliği oldu mu? Oldu. 2 gün daha önce. Nerede çıkmıştınız? Oldu. Geçen seneler yine 2 gün. Bir dakika. Nerede buldunuz? Daha evvel kaç gün gelmedi? Mart ayında 2 gün yoktu. Ha? Onu da yine ben polisten öğrendim. Bir gün burada, bir gün Trabzon'da otelde kalmış. Bize eve geldi. Böyle hiçbir şey yok. Sivas'a gittim, döndüm dedi. Peki, ama halbuki Trabzon'da kalmış. Orası bir de burada. Biz de polisten öğrendik. Çıktı Trabzon'a gittin. Bize o zaman niye haber vermediniz? Hı? İki gün neyine haber vereceğim? İki gün olsun, bir gün olsun. Bir saat benim gitmesem eve. İşte benim eşim arayayım. Niye birinci arabayı kaçırdın? Biz de niye gelmedin eve? Evet. Siz. Hayır, normalde sen niye söylemediniz? İki gün gidip geliyor babam, sürekli böyle kaybolunca ben bu yaşıma kadar alışmışım. Tamam sürekli o zaman o baba sensin, niye kolundan tutup tutturuyor, niye başını beklemediniz? Annesini daha çok seviyor benden diyorsun. Sen de babanı sevmiyorsun o zaman. Olur mu canım babası? Seviyorum. Sen öyle gitmiş bir yere dönmedi diye insan zırt zırt 5000 kere arar. 2 saat ulaşamasan telefonuna ne oldu diye ararsın. Arıyor zaten. Ama işte ben normalde arayamam. Aradın 9 gün 11 sonra gelir, he? Ben bekliyorum aradın. Hani. Başında bir iş geldiğini merak ettiğim zaman işte polise gittim. Ne yaptın da çıkaracaksın onu? Bir hanımefendi telefonu attınız. Hanımefendi günaydın. Sanırım siz aynı mahallede yaşıyormuşsunuz Ergül ailesiyle. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim. Gerçekten biz şu an aynı mahallede yaşıyoruz. Ben şu an bunları ekranda izleyince sinirden elim ayağım titriyor. Özellikle şu Derya Hanım. Halil amcanın başına ne iş geldiyse bu Derya yapsın. Ya ben bu kadar... Hangi gün bir evlat, baba, anne ne kadar kötü olursa olsun bir evlat anneye babaya hiç kötü davranır mı? Hiç kötü davranır. Bu kız her gün bu Halil amcayı tartaklayıp evden kovuyor. Bir gün değil, iki gün değil. Ya bu adamın anlatmak için. Kim olmuş bir adını görsün? Derya, çünkü şu an o, elim ayağım titriyor sinirden. Elim ayağım titri, olmaz böyle bir şey. Çıkıp da orada duygu sömürüsü yaparak ben babamı soruyordum, yok bilmem ne. Yalancısın. Ne yaptınız? Halil amcaya ne yaptınız? İşte her gün tartak ve yeterken kovdun. Halil amcaya ne yaptınız? Bu adamlar da siz. Peki siz şahit oldunuz mu? Çekip de çatır çatır yerken, Halil amca sersesin sokaklarda gezerken neredeydiniz siz? Neredeydiniz? Evde nerede olacak? Tartakladığına şahit oldunuz mu? Birebir şahit olmadım ama Halil amcanın cami cemaatine anlattığı her günkü olay bu. Ne? Her günkü olay bu. Cami cemaatinin anlattığı olay. Hatta kaybolduğu gün de yine cami cemaatinden bir amcaya şu an ismini falan filan bilemeyeceğim. Diyor ki Halil amca ağlıyor. Neden ağlıyorsun diye soruyorlar. Ya yine diyor kızım diyor beni tartakladı evden kovdu yetti artık canıma yetti. Adamcağız evden çıkıp gidiyor. Biz sorduk niye bu kayfeler bize... Böyle bir kelime demediler abla. Biz de sorduk eşimi. Biz de sorduk, hiç cami cemaati bir şey söylemedi diyor. Biz de gittik sorduk öyle. Söylemez tabii. Tartaklı dışarı atıyoruz. Ya Müge Hanım, ben size birebir size ben bir şey söylemek istiyorum. Erzincan malum küçük bir şehir. Evet. Dolayısıyla dedikodusu haddinden fazla çok. Bizim insanımız da maalesef ki ne yazık ki gören körlerden. Görürler görmezlikten gelirler. Duyarlar duymazlıktan gelirler. Ben karışmayayım da benim başıma bir iş gelmesine ya kardeşim senin başına ne iş gelecek? Sen ne biliyorsan onu anlat, üzerindeki vazifeni yap, üzerine ne düşüyorsa onu yap. Şu an ben bunları ekranda gördüm. Gerçekten şu an sinirden elim ayağım esiyor. Şu an ben Erzincan'da da değilim, şehir dışındayım ama ne yapıp edip ben bu olaya el atmak istedim. Bildiklerimi... Allah razı olsun, bildiklerimizi saklamayacağız. Allah rızası için konuşacağız. Zaten sizi çok çok seviyorum. Erzincan'da o kadar çok olay oluyor Sülge abla. Müge abla bu kardeşlerle niye cevap, ismini niye söylemiyorlar? Biz kimseyi tanımıyor. İsmi bende var. Sen ne işin? Senin ismini bilmesi gereken, gerekenler biliyor. Sizin bilmenize gerek yok. Peki hanımefendi o gün... Gereken yerlere ben ismimi verdim. Peki o gün, bir dakika, kaybolduğu gün cami cemaatinden birileriyle konuşmuş mu? Evet konuştuğunu, evet babam
size geldi söyledi. Hatta babam dedi ki bizim mahalleden dedi böyle böyle bir arkadaş vardı dedi. O kayboldu dedi. Biz şok olduk. Ha, yazık falan yaptık. Yazık adamcağızı sonunda olacağı bu muydu? Aradan bir gün, iki gün, üç gün, beş gün derken böyle kendi aramızda komşular kendi aramızda konuşuyoruz. Bu kayıp bulunmadı mı hala? Bulunmadı. Aile sizimiz daha hiçbir şekilde kılını kıpırdatmıyor. Yahu senin baban evden bir saat, eve bir saat geç gelse sen niye hemen o gün gidip de karakola haber vermiyorsun? Nasıl bir evlatsın? Sen nasıl evlatsın? Sen nasıl eşsin? O adamın parasını siz nasıl rahatlıkla yediniz? Ben babamın bir saat sesini duymasam ne oldu? Nerede? Babam nerede? Annemi ararım, kardeşlerimi ararım, babam nerede diye. Yazık değil mi? İşte yani normali budur yani. Hele ki biliyorsan ki babam, çünkü anneleri Selvinaz Hanım'la yaşıyor. Yani eğer ben annemi görmeye diye evden çıkarsa zaten aranması gereken Selvinaz Hanım. Evet. Yani Selvinaz'a diyecekler ki Selvinaz hala her neyse babam 3 gün oldu yok. Ya size gelmişti. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, belki hani ona gitmek için yola çıktı, yolda trafik kazası geçirdi. Belki oradan da çıktı size gelmek için. Yolda bir trafik kazası geçirdi. Selvinaz sanır sizde, siz sanırsınız Selvinaz'da. Yani hani bunları da düşünemeyecek kapasitede misiniz? Hadi sen düşünmedin, sen düşün. Bir tane ablam var yukarıda, enişten var. Hanımefendi çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Şimdi biz bu cami cemaatinden de konuşalım kişilerle. Hiç mi biriniz düşünmediniz yani bunu? Yoksa hayır, adam böyle hani zaten işte hasta vesaire, hani gitsin biraz başımızdan diye mi? Gerçekçi olalım hayır, yani. Hayır. Hasta şey gitsin başıma, ben bu yaşıma kadar bakmışım. Ben alışkanım, denme şimdi. Belki bir şey söyleyeceğim. Acaba Erzincan'da sosyal hizmetlerde olabilir mi bu beyefendi? Eğer bu anlatılan gibiyse. Sadece kadınlar gitmiyorlar ki. Hani bu şiddet merkezine falan vesaire. Böyle bir durum oldu da sosyal hizmetle sormadık. Çünkü ben de bunu tahmin etmedim açıkçası. Şimdi düşünüyorum. Eğer böyle evde iyi muamele görmüyorum diyerek sosyal hizmetlere falan götürmüş olabilirler mi? Biz sordurduk her yeri. Kendileri de sordurduk biz. Onlar da sorsun. Ben gittim. Bunlar orada şimdi bak yavrum, ben Erzincan'a gittim. Hani Erzincan'ı da bilirim. Siz Erzincan merkezde yaşıyorsunuz değil mi? Hı-hı. Çünkü Erzincan merkezden de bir adamın kaybolabileceği bir yer değil Erzincan merkez. Yani o tepeye bakıldığında ovada değil mi? Evet. Hani sol tarafta deprem evleri. Şeyde. Yani orada çok açık ve net her taraf. Hani köyü falan filan farklıdır tabii. Bir sürü köyü var da. Hani orada adam nereye kaybolacak? Çarşıda, köyde değil. İşte merkezdeler yani. Merkezde 5-6 saatte ben tümünü dolaşıyorum. 5-6 saatte tümünü. Bir de tanırlar. Evet. Ha, bir de biri kaldırır. Yardım eder. Neyin var der. Mutlaka bir gören olur başına bir iş gelirse. Yani bunu şey için söylüyorum. İstanbul 7 tepeydi, şimdi oldu 87 tepe. Yani İstanbul'dan hiç kimse hiçbir yerde göremiyorsun ama hani Erzincan gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Tabii. Böyle bir askeriyenin bir tepesi vardı. Şu anki oradan gördüğünde böyle bütün Erzincan'ı görüyorsun köy dışında. Yani senin insan. Baban orada düşse, kalksa, bir trafik kazası olsa herkes bulur, size haber verirdi. Zaten polisler de öyle dedi. Anne dedi, bura biz merkez, de buna Allah göstermedi. Şey. Hani bir şey olmamdı. Hı. Hani olsa duyulurdu. Onun için. Öyle kaldık. Peki. Yani şuradan sesleniyorum. Acaba bir otobüse bindi, minibüse bindi, başka bir şehre gitmek için mi? Yani bu yayını yapmamızın nedeni o. Rica ediyorum böyle otobüs şoförlerinden, muavinlerinden tanıyan. Ama üzerinde para da yok. Değil mi? Tabii fazla az bir para vardır yani. Ne kadar vardır? Bildiğimiz. Yani 200-300 öyle bir para. Var mıdır 200-300? O kadar tabii karşılık hani. Şimdi bakın, Trabzon'a gitmişti geçmişte. Trabzon'da tanıdık birisi var yok, mıydı da gitti? Yok, otelde kalmış zaten. Hı. Peki ne için gidiyor yani Trabzon'a? Bizde polisten öğrenmiş hocam orada var mı? Dur bir dakika yenge. Onlar cevap. Çıkmıyor mu burada o şey giden yerden? Yenge yani. Bir saniye. Tamam. Trabzon'a neden gidiyor bu adam? Ne için gidiyor?